Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Umarım sağlık ve Her şey yolundadır. Bugün i̇bn Salah okumalarında tekrar birlikte çok şükür. i̇bn Salah okumalarında biliyorsunuz sayı hadis konusu üzerinde duruyoruz ve merhum cennet mekan bize sayı hadis konusundaki bazı detayları özellikle Buhari Müslim üzerinden ele aldı. Onları okuyoruz, üzerinde müzakere ediyoruz. Bugün de son derece önemli bir hususa yine dersin mukaddimesinde dikkatlerinizi istirham edeceğim. Arkasından metni okumaya başlayacağız. Tabii bir ders sonra sanıyorum önümüzdeki ders müellifin sayı hadis konusundaki söylediği kitabında yer verdiği hususları bitireceğiz. Daha sonra Hasan hadise geçeceğiz ve bir de ben tabii o son derste bir genel say hadislik ile ilgili okuduğumuz bölümlerin değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Şimdi müsaadenizle metnimizi bir görelim nerede kaldık, ne zaman kaldık onları e, hatırlayalım. Sonra dersimizin mukaddemesine geçelim. Gördüğünüz üzere. Şubat ayının 3'ünde en son ders yapmışız. 3 hafta önce. Bugün ayın 26'sı. Ee, tabii daha farklı derslerde de arz etmiştim. Biraz mazeretlerim vardı. Umarım bundan sonra daha e, sık aralıklarla derslerimi yapmaya çalışacağım. Ee, burada 5. E, detay bilgide Buhari üzerine yapılmış, Müslüm üzerine yapılmış çalışmaları El Kütübü'l-Muharreceden hareketle okuyoruz. Üzerinde duruyoruz. İnşallah e, derse yapacağım mukaddimeden sonra bu kaldığımız yerden buradan inşallah devam edeceğiz. Şöyle bir başlangıç çizgisi çekelim. Evet efendim, her zaman yaptığımız gibi tahtamıza dönelim. Ve i̇bn Salah okumaları 7'deyiz. 7. dersteyiz. Ve son derece önemli bir konu. Konu başlığı olarak seçtiğim konu. i̇bn Salah'ta sahihlik kriteri olarak Buhari Müslim. Buhari ve Müslim üzerinde duruyoruz. Ve bu iki ana kaynağımız, hadis kaynağı i̇bn Salah öncesinde de önemli ölçüde birkaç asır itibariyle sayabiliriz. Özellikle hatip itibaren. <laughs> Tabi i̇bn Salah sonrası da çağdaş döneme kadar, günümüze kadar etkinliği sürdürülen bir temel yaklaşım ve duruş olarak Buhari Müslim sahihliğin kriteri olarak görülmüştür ve sahihlik kriteri olarak Buhari Müslim başlığı koymam e, dersimiz açısından son derece önemli. Üzerinde duracağımız mevzular açısından da asla göz ardı etmememiz gereken bir nokta olduğu kanaatindeyim. Arz ettiğimde umarım bana da katılacaksınız. Şimdi daha dersin başında şunu ifade etmem gerekir ki eğer biz usul üzerine dersler yapıyorsak, usul hakkında konuşuyorsak bu şu demektir. Sizin bir takım usuli kavram ve ilkeleriniz var. Bu kavram ve ilkeler sizi bağlıyor demektir. Bunu bir ilke olarak yazacak olursak usul ilkesi kavram ve ilkeler bu sözcüğü kare içine alıyorum. Kavram ve ilkeleriniz var demektir ve bu kavram ve ilkeler sizi bağlayıcı olması lazım. Aksi takdirde bir usulden ya da bir usule bağlılıktan söz edemeyiz. Şimdi burada bizim özellikle hadis ilmi geleneğinde belli ölçülerde değişken oranlar olmak üzere diğer İslami ilimlerde usul söz konusu olduğunda ulemanın kavramsal ve ilkesel tavırlarıyla konu bu kavram ve ilkelerin uygulanmasına geldiğindeki tavırları aynı değil. Bu bizim hadis alanında çok daha ileri boyuttadır. Şimdi buradan hareketle daha önceki okumuş olduğumuz başlıkları da hatırlayacak olursak İbn Salah bize ilke olarak dedi ki bir rivayetin büyük harfle yazıyorum bir rivayetin sahih olmasının beş şartı var dedi. Ve bize bir sahihlik tanımı yaptı. Bu tanımda bir isnat muttasıl olacak. İki ravi A adil B zabit olacak. Bunlar olumlu şartlardı. Üç şaz olmayacak. 4 mağlul olmayacak rivayet. Bunlar da olumsuz şartlar. Böylece 5 şart belirledi. Bir tanım yaptı. Şimdi usul açısından baktığımızda böyle bir tanım yaptıktan sonra sahihlik kriteri Buhari ve Müslim yapamazsınız. Yapabilmeniz için böyle bir tanım yapmayacaksınız. Sahih rivayet tanımını şunu şöyle söyleyeceksiniz. Daha önceki derslerde de arz ettim hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki Buhari ve Müslim'deki rivayetler sahihtir. Onların sahihlik koşullarına uygun olanlar da onlardan sonra ikinci derece sahihtir diyeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Bir taraftan az sonra detaylandırdığımızda göreceksiniz. Bir taraftan bir rivayetin hangi koşulları taşıdığında sahih olduğuna ilişkin bir usulü ilkesel tanım yapacaksınız. Diğer taraftan sanki bu tanımı yapan siz değilmişsiniz gibi sanki böyle bir tanım hiç yokmuş gibi davranarak hadis ilminde sahihliğin ölçüsünü Buhari ve Müslim olarak belirleyemezsiniz. Bu usule aykırıdır. Tabi daha önceki derslerimde de söyledim ruhları şahat makamları cennet olsun üstadlarımızın bunlar bizim seleflerimizdir. E, şahıslarına ve ruhaniyetlerine karşı asla bu ifadelerim zerre kadar bir saygısızlık içermez, ifade etmez ve öyle bir karakterim yok. Bana yakışmaz da böyle bir asla e, böyle büyük insanlara değil hiç kimseye en sıradan insana bile saygısızlık yapmaktan Allah'a sınırım. Ben gönül incitme yolunun yolcusuyum. Şimdi böyle olunca bir usulcü olarak tavrımızı net koymamız lazım bu tavrı net koymadığımızda o zaman bizim usul yönüyle sıkıntılara düşürür ve bir tabi bu söylediğim usulü hassasiyeti bize dayatan ya da bizi buna mecbur bırakan mantık ilmi dediğimiz ilmül mantık karşıtı yapar ve mantığa düşmanca bakarız ve onunla meşguliyeti neredeyse küfür sayarız. Şimdi son derece önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekerek buradan devam edeceğim. O da şu. Bizim hadis geleneğine baktığımızda yazılan eserleri mütalaa ettiğimizde özellikle İbni Salah sonrası yapılan çalışmalara baktığımızda burada şöyle bir tavır görüyoruz. Bu tavır son derece dikkat etmemiz, göz ardı etmememiz gereken bir noktadır. O da şu, Bizim muhaddislerimiz Buhari ve Müslim savunucusudur. Hazreti Peygamber'in sözlerinin savunucusu değil. Dikkat buyurunuz. Bunu şöyle yazmak istiyorum. Farklı bir renkle. Biz Hazreti Peygambere isnat edilen rivayetlerin rivayetlerin sahih olup olmamasını mı esas almalıyız yoksa Buhari ve Müslim'in sahih olmasını mı dert edinmeliyiz? Bizim derdimiz Buhari ve Müslim sahih olsun diye mi uğraşıyoruz? Yoksa dinimiz, bizim dinimiz Hazreti Peygamber. Hazreti Peygambersiz bir İslam dini olmaz. O bizim dinimizdir. Ve onun adına onun söylemediği bize din yapılan, dinleştirilen birçok söz söylenmiştir. Biz bunları onun mübarek sözlerinden ayırt etmeliyiz. Mübarek olanları mübarek olmayanlardan ayırt etmek mi bizim derdimiz olmalı? Yoksa Buhari ve Müslim'deki rivayetleri ne yapıp yapıp sahih olarak kabul edelim ya da sahih olduğunu kanıtlayalım mı olmalıdır? Şimdi İbni Salah'ın Rahimehullah'ın bir usulcü olarak şöyle bir tanım yaptığında sahih hadis bu şartları taşımalıdır dediğinde şimdi şu sorduğum sorudan yana tavır takınmaktadır. Yani bir rivayeti biz Hazreti Peygamber'e aittir diye kabul edeceksek bu beş şartı taşımalıdır diye bir tanım yaparsanız tavrınız Hazreti Peygamber'den yanadır amacımız, çabamız, gayretimiz, tüm çalışmalarımız Hazreti Peygamber'e ait olanlarla olmayanları birbirinden ayrıştırmak olmalıdır. Hadisçilik budur. Ve böyle bir tanım yapmak tam da hadisçiliğin gereğidir. Ama böyle bir tanım yaptıktan sonra iki satır, sonra onlarca sayfa sahihliğin ölçüsü olarak Buhari ve Müslimi öne çıkarır. Buhari ve Müslim kriter olarak sahih olanı belirleme ölçüsü haline gelirse o zaman tavrımız ve duruşumuz Hazreti Peygamber'den yana değil, Buhari ve Müslim'den yana olur. Dikkat edin polemiklere, konuşulanlara, tartışılanlara hadisi mi savunuyoruz? Hazreti Peygamberi mi yoksa Buhari ve Müslimi mi? Önce bir duruş itibariyle burada bir netleşmemiz lazım. Benim YouTube kanalımdaki şimdi yeni logosu tefsir oldu. Tefsir başlığı altında İslami ilimler hadis ilişkisi diye dersler var. Onu da ayrıca izlemenizi tavsiye ederim. Orada da bunlardan bahsettim. Özellikle de Buhari dersimi mutlaka dinlemelisiniz. Şimdi böyle olduğu zaman bizim temel tavrımız ilkesel olmaktan çıkar ideolojik olur. Buhari ve Müslim savunusu ideolojiktir. Bir sahih hadis şu şartları taşımalıdır demek akademiktir, ilmidir ve usule uygun olan da budur. Son derslerde yapmış olduğumuz ve okuduğumuz benim de üzerinde durmaya çalıştığım hususların İbni Salah ve onun takipçileri açısından baktığımızda bunun ilmi değil daha çok ideolojik bir duruşa tekabül ettiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi son derece önemli olan bu temel girişten sonra ki bu giriş bize birazdan lazım olacak bir başka noktaya daha bugünkü okuyacağımız içerikle ilgili konuşuyorum çünkü bunlardan sonra metinleri daha rahat okuyup ...anlayıp üzerinde konuşabiliyoruz. Biliyorsunuz müstahreçlerden... ...bahsediyoruz. Ana konumuz bu. Müstahreçler... ...müellifin eserinde... ...el Kutubul muharrece diye... ...belirttiği müstahreçlerden... ...yani Buhari Müslim üzerine yapılan... ...çalışmalardan bahsediyor ve... ...aynı zamanda buna bağlı olarak... ...Buhari Müslim üzerine yapılmakla birlikte farklı rivayetlere de yer verenlere de dikkat çekmek suretiyle bunu önemsiyor tabii doğal olarak ve müstahreç meselesini neden dikkate alıyor çünkü bir İbni Salah'a göre Buhari ve Müslim'deki rivayetler sahihtir. Müstahreçler de onun üzerinden hareket ettiğine göre o halde onlardaki rivayetler de sahi olmalıdır. Şöyle yazarsak Buhari ve Müslim İbn Salah'ın da ısrarla belirttiği üzere bunlar asıldır. Bu asıl kendisine uyulduğu ölçüde kendisine uyan, uygun düşenlerinde sahihliğini belirliyor. Asıldır. Dolayısıyla da müstahreçler ve bunlara benzeyen diğerleri fer hükmündedir. Ferun fer hükmündedir. Yani asıl olan Buhari Müslim'dir. Sahihliği o belirler ve dolayısıyla diğerleri de nedir? Buhari ve Müslüme uygunluğu ölçüsünde sahihtirler. Ve bu arada müstahreçlerin Buhari ve Müslime uygunluklarının yanında metin bakımından bakıldığında şöyle üç hususun ortaya çıktığını bize az sonra okuyacağımız metinde İbn Salah Rahimehullah altın istiyor. Bir aynı metin, aynı metin, aynı isnat, şey pardon. Pardon efendim. Aynı metin, farklı isnat. Bu önemli. İki, ziyade metin, farklı isnat. Üç, noksan metin, farklı isnat. İbni Salah merhum bize Müstahreçlerin önemine vurgu yaparken, onların önemi bağlamında buyuruyor ki bu eserler bize buhari müslim aslına şu asıla katkı sağlamak bakımından önemli bir işleve sahiptirler. Niye? Çünkü ister aynı metni farklı isnatlar nakletmiş olsun, ister biraz farklı ziyade metinle yine farklı isnat, isterse noksan bir metinle yine farklı isnatlarla bize nakletmiş olsun. Kendi tabiriyle bir uluvul isnattan söz ediyor. Uluvul isnat. Yani isnat çoğalıyor. Biliyorsunuz hadis ilminde isnat ne kadar çoksa o kadar rivayet makbuldür. Bu müstahreç müellifleri yazarları Buhari ve Müslim'in eserlerindeki metinlerin farklı isnatlarını tespit etmek suretiyle isnadın gelişmesine, isnadın yücelmesine ve isnadın daha güçlü bir kanıt haline dönüşmesine efendim hizmet etmişlerdir. Bu bu anlamda muteberdirler, önemlidirler, önem atfetmemiz, atfetmemiz gerekir der haklı olarak. Fakat bizim şöyle bir hususu konuşmamız gerekir. Usul açısından. Bir rivayetin metninde bir rivayetin metninde şöyle mesela x metninin yine x olarak nakletmişsiniz. Farklı bir isnatla. Bu eyvallah. Fakat Buhari'deki bir metnin x olduğunu söyleyelim. Şöyle yazalım. x Buhari'deki metin x. Müslim'deki metinde x. Fakat Müstahreş'teki metin x artı 2 ziyadesi var ya İki kelime, iki cümle fazlası var. Aynı şekilde Buhari'deki metin x Müstahreşler'deki metin x eksi 5 5 kelime, 5 cümle tabi öylesine söylüyorum. Eksik noksan Bir kere gözümüzden kaçan nokta şu. Bu eksiklik ve fazlalıklar sadece dikkat duyunuz. Bu ziyade ve noksanın İbn Salah'ın mantığıyla söylüyorum. Ziyade ve noksanın şöyle müsaadenizle renklendirerek görselleştireyim izleyicilerimiz açısından e, şu metin Buhari Müslümin olsun. Bir müstahreç yazarı bize bir metin nakletti farklı bir senetle. Bunu da kapsıyor ama böyle bir fazlası var. Bir başkası da bize bir metin nakletti. Buhari Müslim'deki metinden şu bölüm eksik. Eksiği var. Bunu böyle söyleyip geçemeyiz. Hadis bir ilimse, hadisin bir usulü varsa bunların hesabını vermek zorundayız. Bu kavramları konuşmak zorundayız. Bunları irdelemeliyiz. Bunların hesabını vermeden yolumuza devam edemeyiz. Şimdi burada belirleyici soruyu müsaadenizle şöyle yazayım. Buhari Müslim hadis ilminin madem ki asıllarını telif eden otoriteler ve uzmanlar bu hadisler olmak bakımından bu işin zirvesini teşkil ediyorlar. Zirvesindeler. Ve madem ki Buhari ve Müslim kitaplarına aldıkları 3-5 bin civarındaki rivayeti yüz binlerce rivayetin içinden seçmiş almışlardır. Can alıcı soru şu soru. Buhari ve Müslim Müslim bu ziyade ve noksanlık içeren rivayetlerden haber haberdar mıydı değil miydi? Birinci soru bu. Bir. Daha sorularımız var. Şimdi buyurun. Yüz binlerce rivayet incelemiş ve bunların içerisinden rivayetleri seçmiş bir muhaddisin bu rivayetlerden haberdar olmadığını söyleyebilir miyiz? Söylersek nasıl onların asıl olduğunu, uzman ve otorite olduğunu en zirvede bulunduklarını iddia edebileceğiz? Buhari ve Müslim'in müstahret cezarlarının biz bunu bulduk dedikleri rivayetlerden bir haber olduğunu söylemek teorik bakımdan da usul bakımından da kabul edilemezdir. Bu onların otorite oluşlarıyla, asıl oluşlarıyla çelişir ya konunun uzmanı değiller o kadar yeterli değiller ki haşa bunu kimse söyleyemez. Yeterliyseler o zaman bunlardan haberdar olmaları gerekir. Peki o zaman haberdar olduklarında bu ziyade olan metinde noksan olan metni niye tahriç etmediler de şu yeşille boyadığımız bu kısmı bu metni bu metni tahriş ettiler? Tercih ettiler. Bu Buhari ve Müslimin gözünde ziyade ve noksan içeren rivayetlerin sıhhat bakımından bir problemli olduğuna dair bir imada bize bulunmaz mı? Kesinlikle bulunur. Diyelim ki Buhari ve Müslimin naklettiği metin asıldır. Bu yeşil olan asıldır. Asla ziyade. Bakın. Asla ziyade. Bizim hadis ıstılahında ziyadetü sikat diye de bir e, maalesef sorunlu kavramımız var. Asla ziyade ya da asıldan noksanlık eğer biz Buhari ve Müslim'de bulunan asıl metnin sahih olan, doğru olan metin olduğunu düşünüyorsak ziyade yapmakta, noksan yapmakta nedir? Hafız problemidir. Hafız sorunudur. Metni tam hatırlayamamaktır. Ya da metne ilavede bulunarak konuşmaktır. İkisi de hafıza sorunudur. Hafız sorunudur. Ve sıhhat şartlarına manidir. Nasıl has asla uygundur diye sahih sayıyoruz. Sadece farklı isnatlar Buhari'deki rivayetin isnadı çoğaldı diye sevinemeyiz burada. Buhari'nin, az sonra da konuşacağız, Müslüm'ün daha çok Buhari'nin tabi eserindeki rivayetlerin isnadı çoğalsın diye bir derdi yok ki. Bu sonrakilerin derdi. Aa bir tane daha isnat bulduk çok şükür. O zaman Buhari ve Müslim'in bu rivayetleri bulamamış olmalarını ima eden bu ifadeyle onların otoritesini sarstığımızın farkında değiliz. Otorite iseler Onların metinlerine ziyade ve noksan hıfız sorunudur ve hıfsız sorunu sahihlik şartının en önemli problemlerinden biridir. O halde Buhari ve Müslim bu ziyade ve noksan olanların farkındaydılar. Onun içinden kendi metinleri olarak naklettikleri metni ziyade olana ve noksan olana tercih ettilerse bu önemli bir şeydir ve bunu dikkate almalıyız ve isnat çoğalıyor maşallah birazdan muallakları konuşurken üzerinde duracağım sevinmeye gerek yok ilerleyen derslerde bunu da üzerinde duracağım da isnadın çoğalması bir metnin sıhhati açısından ne anlama geliyoru biz tabii tartışmamışız işin mantık ve felsefesini. Bunu inşallah bu derslerde konuşacağız. Ama bugün yeri değil. Bugün yeri değil. Demek ki müstahreşlerin Buhari ve Müslim'in aslı üzerine yeni isnatlar ile bir aynı metni, iki metne ziyadesi olan, üç metinden eksiği olan rivayetleri nakletmiş olmaları eğer sahihliğin ölçüsünü Buhari ve Müslim olarak alıyorsanız bu bir kar değildir. Sorundur. Ama ilkesel olarak rivayetlerin sıhhatini tanıma bağlıyorsanız, tanım üzerinden hareket ediyorsanız bunlar çok önemli kazanımlardır ki ben böyle düşünüyorum kazanımdır. Ama İbn Salah rahimeullah gibi düşünmüyorum. Buhari ve Müslim asıldır, diğerleri şöyledir şeklinde bir yaklaşım usule uygun ve usul açısından kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Şimdi müsaadenizle buraya kırmızıyla Buhari rahimehullah'ın eserinin adını yazacağım. Bu isim üzerinden son derece önemli bir konuyu tartışacağız. Oradan sonra metin okumaya geçeceğim. Çünkü Buhari Rahimahullah'ın eseri söz konusu olduğunda muallaklar konusu içinden çıkılmaz bir derya deniz sorundur muallak. Talikatul Buhari bizim hadis alanıyla meşgul olan herkesin çok yakından bildiği tanıdığı husus bir problemdir bu. Şimdi müellif de bu konuya değiniyor ama hiç zülfiyare dokunmadığı için es geçiyor tabi fakat biz burada e, hadis usulü dersleri yapıyoruz eleştirel dersler yapıyoruz kritik yapan dersler yapıyoruz akademik dersler dolayısıyla biz es geçemeyiz <laughs> affedersiniz efendim Buhari Rahimeullah'ın eserinin orijinal adı El Camiul Müsned Müsned الصحيح المختصر من أمور رسول الله ومن سننه وأيامه oralardan ziyade bu kısım bize lazım olduğu için bunların biraz üzerinde duralım. Şimdi şöyle bir tanım yapalım. Kendisi de yapıyor, okuyacağız zaten muallak tanımı. Muallak kavramı ne zaman çıktı? Net anlama tam olarak geliyor meselesini de genç meslektaşlarımıza çalışmalarını tavsiye ederim kavram olarak muallakı. Çünkü çalışılmayı bekleyen önemli kavramlardan biri de bu muallak kavramıdır. Biraz üzerinde duracağım. En basit ifadesiyle muallak kavramının tanımı isnatsız rivayet demektir. Kimi farklılıklarla beraber isnatsız rivayettir. İsnadı olmayan rivayettir. İbni Salah merhum kendisi de buyuruyor. Buhari Müslim'in muallak rivayetleri talikatı Buhari onun eserinin neredeyse bir bölü dördüdür. Çeyreğidir. Yani sayımlara göre bak başlıklarını falan da katmışlar. 1341 vesaire rakamlar veriliyor ama bu sayımların daha teknolojik bakımından e, kesin sayımları yapılabilir, yapılmalıdır da bence bunlar. Neyse bu aşağı yukarı tekrarları çıkarırsak 4000 civarındaki rivayetin hemen hemen çeyreğidir. Bin kadar muallak rivayet var. Şimdi efendim asıl mesele burada. Ee, kıyamet burada kopuyor. Şimdi bir sahih hadis tanımı yapacaksınız ve bu rivayetin müsnet olmasını yani isnat muttasıl olacak diye bunu bir şart olarak belirleyeceksiniz. Sonra da 1 bölü 4'ü muallak rivayetlerden oluşan Buhari'yi sahihliğin ölçüsü ve kriteri yapacaksınız. Bunun hesabını vermek zorundasınız. Bunun hesabını vermeden bunları böyle söyleyemezsiniz. Biz bir şimdi o zaman Buhari rahimehullah'ın koyduğu eserin tam adı neye tekabül ediyor? Bunu bir anlayalım. Üzerinden konuşalım. Rahimehullah eser ne demiş ki? Ben eserimde topladım el cami bir araya getirmek. Toplamaktır. Topladım. Neyi? Müsnet. Burada bu kavram öne çıkıyor. Müsnet rivayetleri. Bu müsnet rivayetler sahih olacaklar. Sahih müsnet rivayetleri topladım. Yani benim eserimde sahih olmayan rivayet yok demektir. Bu müellifin eğer bir otoriteyse ki öyledir. Benim eserimde sahih olmayan rivayet yoktur diyor. Kendisi söylüyor eserine isim koymuş. Sahihtir bunlar diyor. İbni Salah da bu otoriteden dolayı zaten onun rivayetlerini asıl kabul ediyor. Ama sahihe bir sıfat ekliyor. Muhtasar sahihin ve müsnedin ortak sıfatıdır. Bir sıfattır. Ve bu sıfat bize diyor ki İmam Buhar Rahimahullah ben sahih olma özelliği taşıyan tüm rivayetleri kitabıma toplamadım. Yani burayı görselleyelim. Şöyle görselleyelim. Diyelim ki sahih hadis rivayetler içerisinde bu daire sahih rivayetler. Ben bunlardan eserime şu kadarını aldım. Bu muhtasar benim aldığımın dışında dünya kadar sayı hadis kaldı. İşte müstahreşler de bu, bunları buluyor. Müstedrek yazarları da bu dışarıda kalan Buhari ve Müslim'in eserine almadı. Ama sahih olma koşullarını taşıyan rivayetleri. Kendisinin ifadesi böyle. Ben es-sahih el-muhtasar sahih olanların sadece bir kısmını aldım diyor. Hepsini almadım. Bu müellifin kendi itirafıyla nakletmiş olduğu sahih rivayetlerin dışında sahih rivayetlerin mevcudiyetinin bir kabulüdür. Sonra siz hangi yetkiyle bu dışarıda kalan şu bölümün şu bölümün rivayetlerinin de bunlara uygunluk şartını bir kriter olarak savunabiliyorsunuz. Buhari'nin tavrı ilkeseldir. İlkesel olarak diyor ki ben sahih rivayetleri topladım. Dışı, benim topladığımın dışında da sahih rivayetler var diyor. İlkesel olarak. Ama İbn Salat diyor ki Buhari ve Müslim'in topladığı sahih rivayetler asıldır. Diğer sahihlerin bunlara uygunluğu şarttır. Bu problemden daha önemli bir problem de şudur. İmam Buhari'nin kullandığı şu müsnet kavramı ne anlama geliyor? Ya İmam Buhari gibi ki ben hadis ilminde bir dahi söyleyin derseniz ben eser konuşmalarımın hepsinde söylüyorum. Sınıflarda da hep söylerim. Bu İmam Buhari'dir. Üçüncü asrın dehalarını sayacak olursak İmam Buhari böyle bir isimdir gerçekten. Böyle bir dehanın eserinin adına müsnet deyip de bizim anladığımız şu isnat muttasıl diyoruz ya bizim anladığımız manada bir müsnet kavramına sahip olup da sonra eserinin bir bölü dördünü isnatsız nakleder mi? Böyle bir çelişkiye düşer mi? Yani eserin çeyreğini isnatsız nakleden bir zat eserin adına el camiyor müsnet der mi bizim anladığımız gibi isnattan bunu anlıyorsa? Bizim isnat üzerine çalışanlarımız, isnat isnat diye feryat edip duranlarımızın bu isnat kavramının tarihi gelişmelerini ve asırlar içerisinde hangi manaya tekabül ettiğini, muttasıl isnat, munkati isnat probleminin hadis ilminde ne denli derinlikli önemli bir problem ve sorun olduğunu kavramsal çözümlemeyle çözümlemeden bu işin içinden çıkılamayacağını görmek zorundayız. Doktor Bilge Kılıç hanımefendinin Müsned üzerine yazdığı son derece önemli bir makalesi var. İSAM'dan da ulaşabilirsiniz. Dergi Park'tan da e, okumanızı hararetle tavsiye ederim. Müsned'in problemlerini tartıştı. Tüm kavramlarımız problemli de işte muallak gibi mesela. Onun için ben kanaatini açsanem İmam Buhari'nin Müsned kavramına verdiği anlamın bizim bugün anladığımız anlamdan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ve onu çelişkiye düşmekten tenzih ederim. İmam Buhari eserinin adına el camiul musnet el sahih el muhtasar koyup da isnatsız bin kadar rivayet nakletmiş olma çelişkisine düşmekten onu tenzih ederim. Ne otoritesi bununla uyumludur ne uzmanlığı ne de dehası. O halde İmam Buhari müsnetten farklı bir şey anlıyordu. Ve benim bir cümleyle söyleyeyim. İleride bunları daha detaylı tartışacağız. Ee, gelecek zaten Hasan hadis, Zayıf hadis vesaire konularında çok tartışacağız bu isnat meselelerini. Bir cümleyle ders çok uzamasın metin okuyacağız. Şöyle söyleyeyim. Özgün anlamı müsnedin bir rivayetin bir raviye isnadıdır. Ravisi olan rivayet demektir. Özgün anlamı budur. Buhari Rahimeullah da eserindeki rivayetlerin ravisidir. Yani senedi benim diyor bu muallak talikatı Buhari'deki talikatı Buhari olarak bildiğimiz isnatsız dediğimiz isnatsız değil. Isnatsız değil. Haddesen el Buhari. Nasıl isa, isnatsız olur? Ama biz isnadı an fulan an fulan anin nebi şeklinde muttasıl diye tanımlıyoruz ya. Böyle anlarsak o zaman hesabını vermemiz lazım. Yani Rahimehullah İbn Salah bunun hesabını vermesi lazım. Sahih hadisin şartları isnat muttasıl olacak deyip de sonra muallak isnatsız rivayettir dedikten sonra Buhari Müslim'i asıl yapamazsınız efendim. Bu usule de akla da mantığa da aykırıdır. Şimdi son olarak şöyle bir e, akılla mantık deyince bir önermede bulunalım ve dersimize geçelim. Ve neden İbn-i Salah başta olmak üzere e, bizim hadisçi geleneğin mantığa karşı olduklarını da örneklemiş olalım. Böylece biraz e, şimdi bir mantık, burhani bir kıyas yapalım. Cedeli değil, burhani bir kıyas yapalım. Şöyle diyelim. Kalemin rengini müsaadenizle değişmek istiyorum. Her sahih hadisin sahih hadisin senedi muttasıldır. Her sahih hadisin senedi muttasıldır ya da muttasıl olmalıdır. önerme Bazı rivayetlerin isnatları muttasıl değildir. Bazı rivayetlerin isnatları muttasıl değildir. O halde o halde bazı rivayetler sahih değildir. Ve buna bu bazı rivayetlere muallaklar girer. Munkatılar girer. Sayıf diye nitelendirilen rivayetler girer. Şimdi bu mantıki bir zorunluluktur. Mantıksal olarak bu çıkarım zorunludur. Ama bizim hadisçilerimiz özellikle İbn Salah, Salah ve takipçileri ilkesel bir duruşu konu usule geldiğinde tercih edip İlkeyi önemserken konu ideolojiye geldiğinde sanki hiç böyle bir ilke yok, böyle bir ilkeyi koyan bizim bu ulema değilmiş gibi davranıyor. Şimdi efendim bu girişimizden sonra asıl okuyacağımız metne burada e, merhum ne söylüyor onlara gelelim ve buradan inşallah devam edelim. El-hamisetu, beşinci detay, sayı hadis konusunda verdiği detaylarda, el-kutubul muharreci ala kitabil buhari ev kitab Muslim müslim radıyallahu anhuma. Şimdi buradaki el o manasınadır. Buhari üzerine ya da Müslim ya da her ikisi üzerine birlikte muharreç, müstahreç eserlerin yazılması lem yeltezim musannifuha fiha muvafakatiha fi elfazil ahadis bi ayniha min gayri ziyadetin ve nuksan şimdi diyor ki müellif bu müstahreç kitaplar, Buhari ve Müslim üzerine yapılan müstahreç kitaplar, onlar yazanlardan Allah razı olsun, ee, amin. Bunlar kendilerini bağlı görmediler. Lem yeltezim musannifuha, bu şu kötü bir muharreceye raci bu. Bu müstahreç eserleri telif edenler bu eserlerde fiha, yine aynı yere racı yazmış oldukları telif ettikleri bu eserlerde lafızlar yani metin demektir bu. Metnin lafızları bakımından bu muvafakatihime Buhari ve Müslime uygunluk konusunda kendilerini zorunlu hissetmediler. Ne anlamda bir ayniha onların x metnini x olarak biz de bulalım naklederim değil min gayri ziyadetin ve nuksan artı ve eksi özellikleri olmasın efendim aynı o metni aktaralım gibi böyle bir hassasiyet göstermediler az önce mukaddimede derse girişte arz ettiğim gibi çünkü bu müstahret cezarı muhaddisler İmam Buhari ve Müslim'in dışarıda bıraktıkları sahih olma özelliği taşıyan ilkesel bakımından ama ilkesel bakımından baktığımızda e, olduğunu düşündüler ve metnin ziyade ve noksanlığına dikkat etmeksizin isnadı dikkate aldılar zaten. İsnat merkezli bir yaklaşım bu. Metni dikkate almıyor. İsnatlarına baktılar. İsnatları Buhari ve Müslim'in şartlarına uygunsa sahih olarak naklettiler. Neden? Li Çünkü onların konumları rawau tilkel ahadis min gayri cihet Buhari ve Müslim. Çünkü onların duruşu, tavrı bu rivayetleri tilkel hadis eserlerindeki rivayetleri zaten Buhari ve Müslim'de olmayan cihetleriyle tarikleriyle bulmaktır. Neden li taleben haberi bu kanenin arzulayarak li uluvil isnadı güçlendirmek. Buhari ve Müslim'de bulunan bir rivayetin farklı isnatlarını da tespit etmek suretiyle isnat çokluğu li isnat kesretul isnat demektir. İsnadın çokluğunu sağlamak suretiyle rivayete bir güç kazandırma amacıyla bunu yapmışlardır. E durum bu olunca yani onların konumları bu olunca fahassale ortaya çıktı şöyle fiha onların bu konumlarında ve eserlerinde ortaya çıktı ne çıktı? Ba'du tevafut fil lafız farklılıkları ortaya çıktı. فحصل فيها بعض التفاوت في الالفاظ metinde değişiklikler ortaya çıktı bunu sanıyorum ben birkaç makalemde de konu ettim hangisinde bilmiyorum çünkü e, ne yazdım ne kadar yazdım bilmiyorum e, sayısını da bilmiyorum çoğunu da efendim şu anda tam hatırlamıyorum doğrusunu isterseniz çok şükür e, epeyce Yazdığım, çizdiğim şeyler. Hele şimdi bir de YouTube dersleri yapıyorum. Her bir dersimiz bir makale olacak şekilde neredeyse derslerimiz. En az bir makale olacak içerikte. Farklı lafızlar ortaya çıktı. Fakat bizim burada bu metni okurken konuşurum diye mukaddime de üzerinde durmadım bir yönüyle durdum sadece. Şunu dikkate almamız lazım değerli izleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Saygı değer meslektaşlarım. Metin A isnadıyla X B isnadıyla x artı 2 c isnadıyla x eksi 2 olarak naklediliyorsa ve dikkat ediyorsunuz, bu isnatların da hepsi sahihse isnatların hepsi de sahih koşulunu taşıyan mutlasıl isnatlarsa burada önemli bir problem var demektir. Ravilerin zapt ve adaletleri açısından hem x hem x artı 2 hem x eksi 2 Ravilerde aynı hıfz koşulunu taşıdıklarına dair olumsuz bir göstergedir. Eğer ABC isnatlarındaki ravilerin hepsinin hıfz sorunu yoksa x olarak ya da x artı 2 sayı ise x artı 2. Bunların a, b, c'lerin her birerlerinin değerli izleyenler bunların her birerlerinin her bireri a, b, c. Üçü de birbirlerini zayıflatırlar. Farklı oluşları itibariyle. Üçü de birbirini zayıflatır. Bu farklı metin açısından üç rivayetin hiçbiri kesin sahih değildir. Kesin sahi olmayı engeller çünkü biri x, biri x artı 2, biri x eksi 2'dir. Mantık ve matematiksel olarak böyledir. Ama müellif müstahreç yazarlarının ilkesel tavrını doğru tespit ederek bize naklediyor e, ruhu şad olsun. Niye? Çünkü onların diyor tavrı amaçları Buhari ve Müslim'de olmayan rivayetleri zaten e, bulmaktı, aktarmaktı. Min cihetil uhra, farklı açılardan. O, o, da yaptılar diyor. Ve ortaya farklı lafızlar çıktı. Şimdi fahasele fiha ba'du tefa tefavuti fil alfaz diye geçiştiremeyiz bunu. Efendim lafızda farklılık, lafızda ziyade ve noksan metin açısından son derece önemli. Ben inşallah yakında dil felsefesi derslerimize Arap edebiyatı, belagatı okuma dil felsefesi üzerine dersleri de başlayacağım. Orada da konuşacağız. Lafızda noksanlık ve ziyadenin başımıza ne ölçüde sorunları açtığını ele alacağız. E şimdi bunu böyle söyleyerek geçemeyiz. Yani ya ne iyi oldu ya farklı şeyler de ortaya çıktı. Öyle değil. Konu ahkam olduğunda ne iyi oldu olmaz. Mesela hani çok bizim gelenekte özellikle fıkıh usulü yazarlarımız rivayetler, isnatlar söz konusu olduğu o zaman onu mahkemedeki şahitlikle ilişkilendirme ve ona benzetmeyi çok severler. Biz de bu açıdan öyle bakalım. Ee, şimdi mahkemede şahidin çoğalması önemlidir. Şöyle yazalım. Ne kadar çok şahit varsa o kadar iyidir. Bu ilke önemli ama bu çok şahidin hepsi de aynı şeyi görgü tanıklığı olarak aynı şeyi söylüyorsa değerlidir. Olayın şahitleri çoğaldı ama biri eksik biri fazla söylüyor. Keşke hiç çoğalmasa bir şahit olsaydı da hakim onun tek görgüsüne dayanarak bir şey söyleseydi. Şimdi çoğalınca hakim ziyade olanı mı esas alsın, noksan alanı mı, diğerini mi, hangisini esas alacak? Şahit. Evet. Şimdi burada bize yukarıdaki söylediği içeriye uygun Telif edilen eserlerden söz edecek. Wa kafe ma ahracehu'l muellifun fi tasanifihim'l mustakille ke's-sunen'l kebir li'l beyhaki. Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'ndan söz ediyor. Müstakillen bu konuda eserler telif etmiş yani kendileri açısından müstakil eserler telif etmiş. Beyhaki'nin süneni gibi müelliflerin tahriç ettikleri eserler şimdi burada bu artı müstahrece artı müstahreçleri konuştuk. Müstahreçlerin dışında da yazılan müstakil eserler de böyledir. Mesela Beyhaki'nin Süneni Kübrası gibi. Ve ve Şerhü Ebi Muhammed el-Bagavi Muhammed el-Bagavi'nin Şerhü Sünnesi gibi ve gayrihima benzerleri. Mimma kalu fihi ahrecehul buhari ev müslim. Çünkü bunlar Müslim ve Buhari'nin tahric ettikleri rivayetleri. nakletmişlerse onları da içeriyor, ihtiva ediyor. أقصد تقديد فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما بخاري ومسلم ده أخرج أصل ذلك الحديث ma ihtimali en yekune beynehuma tevafutun fil lafz. Lafızda farklılıkların bulunma ihtimali nedeniyle söz konusu rivayetin aslının Buhari ve Müslim'de nakledilmiş olması göz önüne alınmazsa onlardan istifade edilemez. Niye? Çünkü dayanağımız bir aslımız olmaz. Çünkü varubbema Çoğu zaman kâne tevâfuten fi mana Manada bir farklılık ve değişiklik ortaya çıkar. Söylediğim şeylere imada bulunuyor. Ve ceddu min Bu anlamda ben söz konusu eserlerde bu manada sorunlar da görmedim değil diyor. O halde Demek istiyor ki kısaca müstahreşler zaten tavır bakımından Buhari ve Müslim'i asıl kabul ediyor. Ama Buhari ve Müslim'i asıl kabul etmeyip müstakillen eser yazanlara gelince onları da yine bu Buhari ve Müslim'in aslı üzerinden değerlendirmeliyiz ki nakletmiş oldukları rivayetlerdeki farklılıkların manada değişikliğe manada değişikliğinde sorunlara sebebiyet vermiş olmasından sakınmış olalım. Şimdi durum böyle olunca en tenqul hadisen minha O zaman siz herhangi bir hadisi nakledip وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم ديامس إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ Şimdi burada işte mukaddimede konuştuğumuz meselelerin ne kadar önemli olduğunu bu metinleri anladığımızda ortaya çıkıyor. Şimdi durum diyor böyle olunca Buhari ve Müslim'i ölçü aldığımız zaman o zaman siz bir hadisi nakledip de bu hadis Buhari ve Müslim'in kitabında da bu böylecedir diyemezsiniz. Ancak lafızda bir denklik olması, lafızda bir eşitlik olması gerekir diyor. Az önce söylediğim söylüyorum. Ya da demesi gerekir ki Buhari'nin rivayet ettiği, tahric ettiği Ahrecehul Buhari bir lafz. Buhari şu lafızla nakletti, Müslim de bu lafızla nakletti diye onların lafızlarını da nakletmiş olması gerekir ki ölçü Buhari Müslim olunca onların naklettik bir şey oldukları ilk rivayetin lafızda bir farklılığı olup olmadığını okuyucunun görmesi bakımından Buhari de benim bu rivayetimi şu lafızla nakletti, Müslim de bu lafızla nakletti demesi lazım. Aksi takdirde öylesine herhangi bir hadisi nakledip de Buhari'de de böyledir, Buhari'de de bu rivayet vardır diyemezsiniz diyor. Ama bu konuda bir hilafül kutubil muhtasara mine sahihain sahiheynin işte Zübdetül Buhari, Zübdetül Müslim vesaire gibi muhtasarları var. Zaten bunlar o kitabın kendisinden seçilmiş olan e, kitabın kendisinin iktisarları, kısaltmaları, muhtasar, e, özetleri diyelim günümüz tabiriyle, özetleri. Bunun tersi nedir? E, zaten o kitabın kendisinin kısaltması olduğu için burada e, öyle bir efendim şeye gerek yok fe inne musannifiha naqalu fiha as zaten o Buhari Müslim'in ikisinin birden muhtasarıysa ikisindekini anlatıyor ya da herhangi birisi ise onu naklediyor. Orada bir sorun yok. Ama bu iki sahih kitabın muhtasarı değil de bunlarda olduğu gibi rivayetlerin sahih olduğu iddiasıyla eserler telif ediliyorsa bunların Buhari Müslim'deki asıllarına lafız itibarları hangi ölçüde mütekabil olduğu ya da olmadığı hususu dikkate alınmalıdır diyor. Önemli bir şey bu. Ancak burada bir istisnadan bahsediyor. Gayre <laughs> ennel cem beyne sahihayn lil Hümeydi el Bu meşhur Endülüslü Hümeydi El Cem Beyne sahihain adlı eseri var. Minha yeştemil ala ziyade Hümeydi'nin El Cem Beyne eserin adı zaten e, bu konuda bize içeriği ve müellifin zihniyetini e, ima ediyor. Buhari ve Müslim'in ortak noktasını esas alıyor. Yani diyor ki ben Hümeydi eserimde eserimde Buhari ve Müslim'in ortak ölçülerini ölçü aldım. İkisinin şimdi A Buhari B Müslim bunların ikisi de otorite ama ilkesel bazda bunların birbirlerinden farklılıkları var. Fakat ortak oldukları yönlerde var. Şöyle yazalım. Hani min ve Çin, e, mantıkta gördüğümüz kısmi girişimlilik A Buhari B Müslim. Ama bu şu alanda bunlar ortaktır. Şimdi Hümeydi diyor ki işte ben bunu esas aldım. Bunu esas alınca bunu esas aldığımda bulduğum rivayetlerin kimisi ala ziyade ziyade veya noksanlık ihtiva etti. Ala ziyadeti tetimmati li bazı ahadis kema kaddemna zikrehu. Daha önce ziyade ve noksan üzerinde durduğumuz üzere diyor Hümeydi de eserinde böyle bir yaklaşımı dikkate aldığında ortaya ne çıktı? Ziyadesi noksanı olan e, ee, rivayetler ortaya çıktı. Bu nedenle ferubbe ma nakale men la yumeyyizu ba'da ma yeciduhu fihi anis sahihayn ev ahadihima eğer diyor katlımız, bir kimse rivayetleri nakilde bulundu fakat ayırt edecek bir otoriteye sahip değil. Yani yetkin değil. Yetkin olmayan bir kimse elde etmiş olduğu bazı rivayetlerin Buhari ve Müslim'de ya da ikisinden birinde bulunan rivayetlere uygunluğu uygun olması için de onlarda bulunup bulunmadığını yani Buhari ve Müslim'den haberdar olmayan yeterince Buhari ve Müslim'deki rivayetler üzerine çalışmamış onları bilmeyen onların isnatlarını şartlarını koşullarını muhtevalarını metinlerini içeriklerini bilmeyen birisi bunu ayırt edemeyecek konumda olan birisi rivayetleri nakletmeye kalkar ve bunları da Buhari ve Müslim'e uygunluk gibi ifade ederse ve huve muhti'un hata eder. Neden? Likevnihi. Çünkü konumu mintil keziyadat. Buhari ve Müslim'de ki rivayetin x. Burada x artı 2, x artı 5 ya da x artı x eksi 3 şeklinde ziyade noksanla nakledilmesi. Elleti la vücude leha fi vahidin Bunların Buhari ve Müslim'de karşılıkları yok. Aslı yok ki ziyade ve noksandan bahsedelim diyor. Onun için bir kimsenin hani hakimenin saburi müstedrekinde niye böyle eleştiriyor? Özellikle İbn Hacer gibi sert eleştirmenler Acaba ne kadar Buhari ve Müslim'den haberdardı ya da vakıftı sorusunu sormamızı gerektirir diyor. Konunun uzmanı böyledir. Mevzuyu bilenle bilmeyen arasındaki fark da budur zaten. Ezberci ile muhakkik arasındaki fark da budur. Ezberci görmez. Ezbercinin görmeye ihtiyacı yok. Muhakkik görür. Evet. şu altıya gelelim müsaadenizle. Orada kalalım. Sümme inne taharicel mezkura alel kitabeyn yustefadu minha faidetan Bu iki kitap üzerine bakın aynı o temel asıl devam ediyor. Buhari ve Müslim üzerine yapılan bu Müstahret çalışmalarından iki açıdan istifade edilebilir. İhtahuma bunlardan birisi uluvul isnat girişte söyledim. İsnat çoğalır. İsnadı çoğaltır. İsnadı çoğaltmak hadisçi için önemlidir. Ve ikincisi ezziyade artırır fi kadri sahih. İsnadın çoğalması sahihlik derecesini artırır. Neden? Lima yaka'u fiha min elfazı zâide. Artı lafızlar içerdiği için. Ve tetimmâti bazı hadis tezbutu sihhatuha bihâdihi tekhâriç. Bu müstahreç eserler sayesinde sıhhati sabit olan bazı hadisler eklediği, ilave ettiği için Buhari Müslüme tetimmat yaptığı için, tetimme olduğu için li enneha bil esanit es fi çünkü zaten onların Buhari ve Müslim'de sabit isnatları var. Ev ahadihima ya da herhangi birisinde. Ve böylece haricetun min zalikel muharraç Bu sabit tahriç üzerine nakledilmiş olması bakımından bir diğer faydası da vardır diyor. Acaba böyle midir? Tartıştık. Şimdi bunlar lima yaka'u fiha min elfaz zayide ziyade ve noksan sıhati artırır mı zedeler mi? Konuştuk. Artırıyor mu yoksa zedeliyor mu? Bunların üzerine düşünmemiz lazım efendim. Önümüzdeki ders inşallah birkaç maddemiz kaldı. Onları sadise sabiha tahmine, onları inşallah tamamlayacağız. Bir genel değerlendirme yapacağım sayhats ile ilgili okuduğumuz metinleri. Sonra Hasan hadis diye devam edeceğiz inşallah kısmet olursa. Tabi bu İbn Salah derslerimiz bayağı uzun sürüceye benziyor. Sürsün çünkü okuyabileceğimiz ve okumamız gereken en değerli toplu, en önemli hadis usulü kaynaklarından birini mütalaa ve müzakere ediyoruz. Bunu hem hak ediyor, bu huşat makam cennet olsun, müellif de eser de bunu hak ediyor. Hem de gördüğünüz gibi bizim bu ana metin üzerinden, çünkü hadis geleneğinin ana metnidir. bu, bu ana metin üzerinden de sorunlarımızı ve problemlerimizi konuşabilme, müzakere etme imkanı da bulmuş oluyoruz bu arada. Bu da önemli bir şey. Peki efendim, bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, afiyetle kalınız. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.